Merhabalar. Kısa bir video ama çok önemli bilgiler var. Özellikle risk açısından kişileri değerlendirmek için bu kısa ders önemli olabilir. 65 yaşın üzerindeyseniz yaptıracağınız 3 tane tetkik var. Biri karın ultrasonu, diğeri şah damar ultrasonu, sonuncusu ise bacak ultrasonu. Atardamarlara bakmak gerekiyor. Karın ultrasonu neden önemli? Çünkü karın ultrasonunda safra kesesi, karaciğer, bağırsakların yanında karın içerisindeki aort damarını da görme şansına sahibiz ve yaşla bu aort damarı genişliyor. Sigara ve tansiyon da genişlemesinde etki yapıyor. Ve balonlaşan bu damarın şöyle bir sıkıntısı var, bu patlayabilir. Biz buna abdominal aort anevizması adını veriyoruz. Anevizma damarda genişleme demek. Özellikle 65 yaşın üzerinde %3 ila 4 oranında görülebiliyor. Patladığı zaman da acil bir durum söz konusu olduğu için maalesef sıkıntılar olabiliyor, tehlikeli olabiliyor. Genellikle anevrizma çapı için 5 santim kriter kabul edilir. Yani 5 santimin üzerinde müdahale etmek gerekir. Gene 65 yaşın üzerindeyseniz şah damarınıza da ultrason yaptırmanızı öneririm. Çünkü damar tıkanıklığı yaygın sistemik bir hastalık. Dolayısıyla orada da kireç olabilir, pıhtı olabilir, darlık olabilir ve bunların sonucunda felç gelişebilir. Damar tıkanıklığı olan, yani özellikle kalp damar tıkanıklığı olanlarda %30 oranında şah damarında da tıkanıklık görülebilmekte. Bu çok ciddi bir oran. Şah damar ultrasonunun ne önemi var? Şöyle bir önemi var. Şah damarında İç ve ortada bakaya baktığınız zaman bu oranlar da takip için önemlidir. Bunu da değerlendirmek gerekir. Bacak atardamarları da bu uykudan kurtulamazlar. Onlarda da tıkanıklık olma şansı vardır. Eğer kalp damarında tıkanıklık varsa %10 oranında bacak damarlarında da tıkanıklık olma şansı var. Bir de bunun tersi var. Şöyle tersi. Eğer bacak damarlarında tıkanıklığınız varsa o zaman kalp damarlarınızda tıkanıklık olabilir mi? Evet olabilir ve %95. Bakın gerçekten çok dehşet bir oran. O yüzden bacak damarında ya da anevrizması olanları mutlaka anjo yaptırtıyoruz. Biliyorsunuz bu vitrin hastalığı yürüdüğünüz zaman bacak damarının sıkılıysa baldırda ağrı oluyor. Duruyorsunuz, dinleniyorsunuz ve geçiyor. Evet. Oldukça iyi bir giriş bölümü oldu. Şimdi artık sebzelerimize, meyvelerimize, bitkilerimize başlayabiliriz. Görüşmek üzere, hoşçakalın efendim.